1923'ün ilanından sonra Atatürk bir cumhuriyeti savunmak üzere bir gazete çıkarılmasını Yunus Nadi'den istiyor. Yunus Nadi de kabul ediyor ve 7 Mayıs 1924'te Cumhuriyet Gazetesi ilk baskısını yapıyor. İlk baskıda, ilk sayıda Yunus Nadi kendi çizgisini belli ediyor gazetenin. O da biz ne hükümet ne parti gazetesiyiz. Demokrasinin ve cumhuriyetin Yılmaz savunucusuyuz diyerek çizgisini, bağımsız çizgisini ifade ediyor. İşte o bağımsız çizgi nedeniyle gazetemiz Cumhuriyet bu 100 yıl süresi içinde yaklaşık 6 kez ve 162 gün kapatılıyor. Yazarları, çalışanları tutuklanıyor, sorgulanıyor. Hatta şehit ediliyor. Şehitlerimizin biliyorsunuzdur Cavit Orhan Tütengil'den, Doğan Üze, Bedrettin Cömert'ten, Uğur Mumcu'ya, Bahriye Uçok, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Onat Kutlar. Fakat biz bağımsız çizgimizden ayrılmıyoruz. Yunus Nadi'den sonra gazeteyi sırtlanan Nadir Nadi ve Berin Nadi'nin de hedefi üzerine 1992'de Cumhuriyet Vakfı kuruluyor Berin Nadi döneminde. Ve Cumhuriyet Gazetesi şu anda Türkiye'nin tek patronsuz gazetesi, vakıf gazetesi olarak yaşamını sürdürüyor. Vakıf Başkanımız Alev Coşkun'un önderliğinde gazetemiz yeni bir yüzyıla giriyor. Bu süre içinde Cumhuriyet Gazetesi hep ilklerin gazetesi olmuştur. Örnek vermek gerekirse Ulus Anıtı'nın açılışı, Menemen Anıtı'nın açılışı, ilk güzellik kraliçesinin seçimi, yarışması, çeşitli ekler, kitap eki, pazar eki, tarım eki, spor eki vesaire çok ekler veriyor. Kitap yayını var, Cumhuriyet Kitapları yayınları var. Ayrıca okuruna bedelsiz kitap veren önemli gazetelerden biri. Geçmiş dönemde Salı ve Cuma kitapları örneğin yaklaşık olarak 18 milyon 500 bin bedelsiz okuruna sunulmuş. Cumhuriyet Gazetesi yalnızca kağıt gazete değil şu anda. Elbette en önemli sorumluluklarımızdan biri de kağıt gazete. Aynı zamanda biz haber sitesi, YouTube ve sosyal medyadan da yayın yapıyoruz. Portalımız bu yıl çok yüksek rakamlara ulaştı. İlk 5'teyiz. Yaklaşık günlük rakamı 3,5-4 milyonu buluyor. Teknolojiyi yakalayan bir gazete. 100. yıla gelirsek, 100. yıl törenlerine gelirsek, gelecek hafta önemli törenlerimiz ve kutlama programlarımız var. 6 Mayıs'ta Ankara'da Yunus Nadi'nin kampanyasıyla açılan Ulus Zafer Anıtı'nın bir sergisi olacak. 7 Mayıs'ta merkezimizde İstanbul'da Cemal Reşit Rey salonunda çok görkemli bir tören düzenlenecek. Ertesi gün 8 Mayıs'ta Ankara'da Yüzyılın Tanığı Cumhuriyet sergisi açılacak. Bu sergi 9'unda tüm halka açık olacak. 27 Mayıs'a kadar açık olacak. Önemli bir sergi. Onu da izleyicilerinize aktarırsanız sevinirim. Ayrıca Cumhuriyet Gazetesi'nin resmi tarihini oluşturan bir kitap hazırlığı
yaptık ve yakında gelecek hafta büyük olasılıkla Cumhuriyet kitaplarından yayınlanmış olacak. Adı da Yüzyılın Tanığı Cumhuriyet.